Evet. Kıymetli hemşerilerim, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin Afet Koordinasyon Merkezi'nden sizlere sesleniyoruz. Yine bugün ne yazık ki artık bir önceki yağışta da söylediğim gibi bizi normal yağışların ötesinde anlık geçişlerde yoğun yağış düşüşleri etkileyecek gibi gözüküyor demiştim. Şimdi bugün de benzer bir durumu yaşıyoruz. Bir çarpıcı örnek vermem gerekirse yine Arnavutköy civarına çok yoğun bir yağış düştü. Bu geçen çok yoğun diye tariflediğimiz 2 saatte 125 kiloya yakın yağışın bu sefer 2 saatte 200 kiloyu aşan bir orana yükselmesi aslında yağışın belli bölgelerine kadar yoğun düştüğünün bir göstergesi. Silivri, Çatalca, Sancaktepe, Eyüp Sultan, tabii ki Başakşehir'i etkileyen yağışın devamı var. Tüm bu yağış miktarlarıyla İstanbul'un aslında Avrupa yakasında etkili bir süreci yaşadık. Şu anda bir durağan süreç var. Yoğunluk biraz azalmış gözüküyor. Arkadaşlarımın bana vermiş olduğu bilgiye göre pazartesiye kadar yağışlar İstanbul'da etkisini sürdürecek. Ama bu denli etkili olmasa da anlık geçişler beklenmekte. Yine uzman arkadaşlarımızın ifadesiyle bu gece de sabaha kadar geçişler olabilir ve bu konuda vatandaşlarımızı yine uyarıyoruz. Daha önce uyardığımız gibi bu akşamda böylesi bir süreç bekleniyor. Yine buna benzer geçişleri cumartesi geceyi pazara bağlayan zaman dilimi içerisinde pazar sabahına kadar yaşayabileceğimiz noktasında arkadaşlarımızın uyarıları var. Elbette uzun zamandır kuraklık yaşayan şehrimizin yağışlarla buluşması büyük temennimiz. Fakat iklim değişikliğinin ortaya koyduğu bu şekildeki yağışların da kent yaşamını zorladığı bir gerçek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı mücadelesi yoğun bir şekilde sürüyor. Ama malumunuz geçen yağışta da ifade ettiğim gibi ki bir kısım yine ne yazık ki İkitelli sanayi bölgesinin içinden göllenmelerle ilgili yoğun görüntüler geldi. O bölgedeki bir kısım yatırımların yapılması ile ilgili aldığımız kararlar devam edecek. Ama İstanbul bu konuda açık söyleyelim ki altyapı ile ilgili süreçte çok eksik kalan noktaları olduğu bir gerçek. 4 yıldır 100'ün üzerinde noktaya dokunmuş altyapı çalışmalarımız var. Bu bazen dere yataklarında, bazen atık su ve yağmur suyu kanallarının ayrıştırılarak dengeli bir altyapı sürecinin yağışlarda, karda ve diğer ortamlarda dengeli bir altyapının çalışmasını sağlayıcı projeler geliştirdik. Bir bölümü bitti ve bir bölümü devam ediyor. Bugün itibariyle sahada 3430 personelimiz var. 1658 aracımızla beraber müdahaleler yapıyoruz. Arkadaşlarımız yoğun bir biçimde gelen ihbarlara yönelik sahada aksiyon alıyorlar. Şu ana kadar ciddi sayıda müdahalemiz söz konusu. Ama şu an İstanbul'da o anlık birikmelerin yarattığı sorunların hızlıca geçiştirildiği görünüyor. Çok fazla şu an itibariyle bizi rahatsız eden görüntüler yok. Birkaç noktada ihbarla arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bir bölgede Arnavutköy'de bir ihbarla şu anda itfaiye ekibimiz mahsur kalan 7-8 arkadaşımızın bir fabrikada desteğini sağlamaya gayret ediyorlar. Onun dışında dediğim gibi şu an itibariyle vatandaşlarımızın bir kısım sel baskınları ve su baskınlarının ötesinde daha ileri seviyede bizi üzecek herhangi bir kötü haber almadık. Umut ederiz ki bu akşam yine tedbirleri en üst seviyede tutarak özellikle motorlu araçları, daha doğrusu motosiklet gibi araçları sahada gördüm. Yağış esnasında hareket etmemelerini ve bu konuda tedbirli davranmalarını özellikle ifade etmek isterim. Bu saat itibariyle bu konuda alınacak bir tedbirin kurum ve kuruluşlar ya da bireysel inisiyatifle sağlıklı olacağını düşünüyorum. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da afetle ilgili süreçlerde valiliğimiz olsun, diğer kamu kurum kuruluşlarıyla olsun sürekli iletişim halinde ve dayanışma içerisinde müdahalelerimizi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu akşam tedbirli olmaya lütfen devam ediyoruz. Geçişler söz konusu olması muhtemel. Yarın itibariyle yağışlar pazartesiye kadar sürecek. Yine buna benzer yoğun geçişleri tekrar ifade edeyim ki cumartesiyi pazara bağlayan zaman dilimi içerisinde yaşanmasını bekliyoruz. Tekrar yağışların sadece bize barajlarımızı dolduran ve bereketiyle toprakları doyuran kavramlarıyla olmasını dileriz. Ama tekrar söyleyelim, iklim değişikliği ve dünyada yağışın, rüzgarın, bazen fırtınanın ya da kar yağışının artık biçim değiştirdiği ve hayatı o esnada çok etkilediği bir gerçek. Biz de kentler olarak hem iklim değişikliğiyle mücadelede tedbir alan kurumlar olmak zorundayız. Hem de bu tür anlara hazırlıklı bir ekipman ve ekiple hazır olmalıyız. Bu anlamda tekrar söyleyeyim, 3500'e yakın çalışma arkadaşım, 1658 aracımızla sahada sizlerin hizmetindedir. Elbette buna ilave ilçe belediyelerimiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları kendi sahalarında ve ilgili alanlarında da hizmetlerini sürdürüyor. Yine milletimizi Allah korusun, yağmurun sadece bereket olduğu bir akşam diliyorum hepinize. Hepinize iyi akşamlar dilerim değerli hemşehrilerim.